Selam ekipman severler, Home Gym Turkey yeni videosuna hoş geldiniz. Önceki videoda size Safety Squat Bar nedir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir bunları anlattım. Bunları şurada gördüğünüz Uzay Spor Safety Squat Bar üzerinden anlattım. Ama bu bar nasıldır, Safety Squat Bar alırken nelere dikkat etmelisiniz bunlardan hiç bahsetmedim. Yani örneğin önceki videoyu izlediniz, beğendiniz, bu bar güzel, benim işime yarar. Nereden alacağım diyorsunuz şu an. Alırken nelere bakmam gerekiyor diyorsunuz. Bu videoda bütün sorularınızı cevaplayacağım. Safety Squat Bar alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususları kategorilere bölerek anlatacağım size. Şimdi bu kategoriler neler? 3 tane kategori belirledim. Üçü de önemli kategoriler ama bazıları daha da önemli. Bu kategorileri 2 bar üzerinden anlatacağım size. 2 barı kıyaslayacağım birbiriyle. Ve bu sayede siz de bir bar alırken, safety squat bar alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. İncelemeye Uzay Spor Safety Squat Bar'dan başlıyoruz. Çünkü size bu ürün üzerinden tanıttım safety squat barın ne olduğunu. Ve bu benim ilk safety squat barımdı. Bunu birkaç ay önce aldım. Belki 1 sene oldu alalı. Öyle düşünüyorum. Yani 6 ay ile 1 sene arasında oldu. Epeyce kullandım. O yüzden sağlam bir görüşüm var bu bar hakkında. Bir de şuradakini çekelim. Duvar keşfisindekini. O da Gymholic Safety Squat Bar. Onu da çok yakın zamanda aldım. Yaklaşık 1 ay oldu. Biraz bekledim bu videoyu çekmek için. Çünkü barı gerçekten bir kullanmanız gerekiyor önce. Nasıl olduğuna kanaat getirmek için. Artık hazırım. Bar hakkında bir görüşüm oluştu. Bu videoda ikisini kıyaslayacağım. Öncelikle 3 kategoriye ayırdım. Bir safety squat alırken, safety squat bar alırken bakmanız gereken şeyleri. Birincisi bar gövdesi. Ya shaft deniyor İngilizce'de. Bize şasi diyebiliriz buna. Barın bu metal kısmı. Yani plaka depolama aparatlarından tutun da bütün gövdesi. Bu birinci kriterimiz. İkinci kriterimiz barın eğimi. Şurayı çekebilir miyiz? Safety squat barda açılı bir düşüş olduğunu söylemiştim önceki videoda. Barın olayı bu zaten. Yükü daha öne almasını sağlayan şey bu. İkinci kriter bu. Üçüncü kriter de barın petleri. Barın gövdesiyle başlıyoruz ilk kriterimiz. Uzay Spor safety squat barı tercih etmemde açıkçası samimi konuşayım sizle. Barın gövdesi etkili oldu. Yani ben bu barı alırken de piyasada Gymholic'in safety squat barı zaten vardı. Ben bu barı tercih ettim. Neden bu barı tercih ettim? Şimdi barın gövdesini incelediğimizde bu bir halter gövdesi. Hem de güzel bir halter gövdesi. Yani tensil gücü yüksek olan bir halter gövdesi. Taşıma kapasitesi yüksek. Gördüğünüz gibi knurlingleri var. İşte hani yüzük çizgisi var burada parmağınızı ayarlamanız için. Onun dışında plaka depolama kısımlarını çekelim. Bu bildiğiniz gerçek bir halter plaka depolama kısmı. Şurayı çekebilir miyiz? Barın rulmanları var. Artı burçları var. Şöyle biraz uzaktan çekelim genel barı. Barın gövdesi gayet iyi. Barın gövdesi gerçek bir olimpik halter gövdesi. Bunu neden söylüyorum? Genelde safety squat barlarda boru kullanılabiliyor barın gövdesi olarak. Böyle içi dolu bir halter metali değil, içi boş bir boru kullanılabiliyor. Ben bu özellikten dolayı Uzay Spor barını tercih etmiştim. 20 kilogram, tam 20 kilogram, 30 milimetre, 250 kilogram taşıma kapasitesinde çok güzel bir bar gövdesi var Uzay Spor'un. Ve gördüğünüz gibi reke uyuyor. Bu da önemli bir kriter. Biraz uzaktan çekebilir miyiz? Şimdi barın bir eğimi var, bir düşüş kısmı var burada. Buralardan C-cup'lara koyamazsınız. Bar durmaz orada, devrilir. Düz kısmı rekinizin genişliğine uyacak şekilde olmalı. Bunu alırken çok dikkat edin. Yani şöyle düşünün. Biraz daha uzun olsaydı bu düz, daha kısa olsaydı bu düz kısmı buralardan gelecekti C-cup'a ve durmaz bu şekilde. Yani safety squat bar alırken rekinize uyuyor mu? Buna dikkat edin. Yani Uzay Spor bar gövdesinden, şasiden kaç puan alıyor? Aslında epey yüksek puan alıyor. Çünkü bir olimpik halter gövdesine sahip, plaka depolama kısımları oldukça güzel. Olimpik halter depolama kısımları, barda rulman var ve burç var. Taşıma kapasitesi yüksek, tam 20 kilogram.
Bar gövdesi olarak oldukça iyi uzay sporu. Şimdi Jim Hollicks'in bar gövdesine bakalım. Bahsettiğim gibi uzay sporunun neden iyi olduğunu söyledim. Genelde burada gördüğünüz boru profil kullanılıyor. Bu bir normal halter metali değil. Biraz daha düşük kalite bir malzeme. Ve benim için de çekici şey uzay sporda o oldu demiştim. Ve biraz yanıldığımı da biliyordum. Yani nasıl düşündüğümü de paylaşayım sizle. İşte o zamanlar Jim Hollicks'e kadar da hatırlamıyorum. Uzay spordan yine daha uygun fiyatlıydı. Ama şey dedim, hani boru profilden yapılma bir bar almak istemem o fiyata diye düşündüm. Bu bar gövdesinin önemli olacağını düşündüm. Aslında çok da önemli olmadığını biliyordum. O yüzden onu tercih etmiştim. Şimdi bu barı aldım ve bar gövdesi kötü değil birincisi. Yani neden kötü değil, neden bar gövdesi önemsiz aslında SSB'de, bundan bahsedeyim biraz size. Safety squat barla yapacağınız hareketler, buradan tutmayacaksınız barı hiçbir zaman. Yani yapabilirsiniz, teorik olarak bunu alıp overhead press yapabilirsiniz, bununla row yapabilirsiniz ama standart barla bu hareketleri çok daha iyi yapacaksınız. SSB'nin olayı o değil, SSB'yi squat varyasyonları için kullanırsınız, tutma yerlerinden tutarsınız. Buralardan tutmazsınız hiçbir zaman. O yüzden SSB'yi alırken benim yaptığım hataya çok düşmeyin. Knurling'i çok iyi falan diye bakmayın. Çünkü tutmayacaksınız orada. Ama gövdeye çok takılmayın. Yani taşıma kapasitesi önemli. Gövde taşıma kapasitesiyle ilişkili. Gövde iyiyse daha çok taşır. Ama işte malzemesi ne? Knurling'i var mı? Kaç milimetre? Bunlar o kadar önemli değil. O yanılgıya düşmeyin. Ben başta öyle bir hata yaptım. O kadar önemli bir faktör değil. Bunu söyleyebilirim. Şimdi Jim Hollicks'in gövdesinden bahsedelim. Dediğim gibi boru kullanılmış. 15 kilogram. Şurada plaka depolama kısımlarını çekelim. Uzay sporda mesela normal olimpik halter depolama kısmı vardı. Burada Jim Hollicks kendisi bir çözüm üretmiş. Yine de galvaniz ya da krom kaplamaydı sanırım bu. Güzel bir tasarım yapmış. Burada vidayla bağlı bunlar. Plakalarınızın çizilmesini engelliyor. Bir de Jim Hollicks'in bu tasarımı biraz yeni bu arada. Daha önceden o plaka yükleme kısımları da burası gibi aynı siyah toz boyaydı ve plaka tak çıkar tak çıkar hemen onu atıyordu o boyayı. Buna geçmeleri güzel olmuş. Onun dışında reke uyuyor. Hatta Jim Hollicks'in düz kısmı uzay spora göre biraz daha geniş, biraz daha pay var. Yani daha geniş reklerle de uyumlu olabilir uzay spora kıyasla. İkinci kritere geçiyorum. Barın eğimi. Şimdi burada bir düşüş var. Bunu görüyorsunuz. Bunu yapmış uzay spor. Güzel. Ama çok 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 önemli bir noktayı atlamış uzay spor. Bunu videoda gösteremem. O yüzden fotoğraflar koyacağım buraya. Açılı bir düşüş olması gerekiyor. Yani şu kolları görüyorsunuz. Bu kollara plaka yükleme kısımları paralel olmaması gerekiyor. Size yurt dışında en beğenilen safety squat barların yandan çekilmiş görüntüsünü koyacağım. Ve o açı dediğim şeyi daha iyi anlayabileceksiniz. O açı olmazsa, kollara paralel olursa plaka yükleme kısmı ağırlığı öne almaz. Yani safety squat'ın zaten iki olayı var. Birincisi nötr tutabilmeniz. İkincisi de ağırlığı biraz öne alarak high bar squat'ı çalıştırması. O düşüş açılı olmazsa bu ağırlığın öne gitme kısmı iptal oluyor. Yani safety squat'ın iki olayından birisini yapamamış uzay spor bu barda. Bu çok büyük bir negatif uzay spor için. Bunu söyleyebilirim. İkinci kritere geçiyoruz. Barın eğimi. Şimdi yine bir düşüş var gördüğünüz gibi. Ve uzay spordan daha fazla bir düşüş bu. Daha alçakta yani barın diğer gövdesine kıyasla. Arada epey boşluk var. Ve açı var bu sefer. Bu düşüş dediğim gibi açılı olması gerekiyor. Barın biraz ağırlığı öne alması için. Bunda açılı düşüş yapılmış. Zaten bakarsanız, bakın dümdüz durmuyor kollar, görüyor musunuz? Uzay sporda nasıldı? Kollar böyle duruyordu. Plaka yükleme kısmı da hemen altındaydı. Zaten yandan fotoğraflarını atacağım ikisinin de. Jim Hollicks açılı düşüşü başarmış. Zaten SSB yapan şey bu. Bu olmak zorunda. O yüzden bu konuda artık puan verebilirim Jim Hollicks'e. Kısa bir tüyo vereyim bu arada. SSB'yi yanlış takabilirsiniz reke. Bakın şu an bana bakıyor kollar. Bu aslında yanlış bir duruş. Biraz geriye gider misin? Bunu çıkarıp ters takmam gerekiyor. Kolların burada olması gerekiyor SSB'nin doğru pozisyonu için. Bıraktığınızda
kollar size bakıyorsa ters takmışsınızdır bunu. Çıkarıp, değiştirip diğer tarafa bakacak şekilde takın. Bu da önemli bir nokta. Uzay sporda böyle bir problem yok çünkü açı yok direkt. Yani her türlü dümdüz oluyor var. Ama gerçek bir SSB'de doğru kullanmak istiyorsanız kollar serbest bıraktığınızda sizden uzağa gösterecek yerde olmalı. Bu da önemli bir nokta. Üçüncü kritere geçiyorum. Barın pedleri. Üç tane kriter anlattım. Şimdi pedleri anlatacağım. Barın gövdesi, açısı, pedler. Belki de en önemlisi pedler bu barla. Çünkü bu barı normal bardan farklı yapan sırtınızda ve omzunuzda bulunan pedler. Uzay sporun pedleri çok ama çok ama çok kötü. Yani uzay spordan aldığım çoğu üründen oldukça memnunum ama bu barda ciddi sorunlar var. Şimdi umarım çekerken hata yapmayız bu kısmı çünkü bir defa çekebilirim yalnızca. Bütün sorunları göstereceğim. Şimdi çekiyor muyuz? Biraz yakından çekelim. Öncelikle cıt cıtlı bir sistem kullanılıyor. Bu kötü. Şimdi cıt cıtlı sistemde şuradan giriyor bar. Şöyle düşünün. Buradan kavruyor. Bir girdiği nokta var. Tamam mı? Şimdi siz bu noktayı öyle bir ayarlamalısınız ki her yaptığınızda bu bar çıkmasın. Neden? Örneğin ben bu bara giren noktayı kendime bakan şekilde kurarsam ve bara yaklaştım, omzumu dayadım. Omzum buraya değdiği an bu çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Omzunuz buraya değdiği an çıkacak. Aynı şekilde yukarıda. Şu boşluk aşağı bakıyorsa sizin sırtınıza geldiğinde böyle olacak. Görüyor musunuz? Ve ben defalarca squat yaparken bu sırtımda hareket edip hareket esnasında dipten çıkarken böyle oldu. Böyle olduğu anda bar düşmüş oluyor aslında sırtınıza. Bunu önlemek için ne yapıyorsunuz? Her sete girerken şunu kontrol etmeniz gerek. Bu boşluk aşağıda olmasın, yukarıda olsun ki sırtıma aldığında çıkmasın. Aynı şekilde bunlar bana bakıyor olmasın, dışarıya bakıyor olsun. Yani girerken her sette bu boşlukları kurmanız gerekiyor. Bu büyük bir uğraştırıcı ve rahatsız edici bir durum. Bunu söyleyeceğim en başta. Devam ediyoruz pedlerden. Çok eleştireceğim. Umarım faydalı olur. Uzay spor değiştirir bunları. Pedlerle ilgili sevmediğim diğer konu. Bakın tek elimle yapacağım. Jimolix'e de göstereceğim bunu. Pedler yumuşak. Sert bir ped değil bu. Birincisi bu. Yani çok kaliteli hissettirmiyor. Yumuşak hissettiriyor. Üzerindeki kaplama da kötü bir kumaştan kaliteli değil. Bunu söyleyebilirim. Ve daha büyük bir problem şu. Şimdi bakın açtım burayı. Ne var burada? Bir sürpriz. Bunu ben yaptım. Geçici olarak yaptım. Ne için yaptım? Bunlar düşmesin diye yaptım. Şunları çekelim. Bunların boşluğu barın boşluğundan biraz daha geniş yapılmış. Ve bu benim yaptığım böyle kartondan ve banttan dandik idare bir parça yaptım. Bu parça olmadığında yırtıyorum. Bu yüzden inşallah bir daha çekmemize gerek kalmaz burayı. Şimdi bunu yırtıyorum. Bu olmadığında ne oluyor görün. Bakın bu yok. Bu olmadığında ne oluyor? Koydum. Sıkabildiğim kadar sıktım. Yani çok da sıkamıyorsunuz. Çünkü şöyle bakın. Çok çekersen bunu cıt cıtın yapışacağı yer geçiyor. Yani yapıştıramazsınız. O yüzden cıt cıtlara yapıştırmanız gerekiyor. Yapıştırdım. Bakın. Hayal kırıklığı. Bu barda en çok sinirimi bozan şey oldu. Ama uzay sporun hakkını yemeyeceğim. Böyle gelmedi var. Şunlarla geldi. Daha komik. Belki onu göstermesem daha iyi olurdu. Şunlara bakın. Ben bu barı aldığımda 3000 liraydı. Şu an 4500 lira. 4500 liralık barla gelen malzeme bu. Köpük, sünger ve bir bant. Geldiğinde var bunlar. Burada duruyordu. Bilerek atmadım gösterebileyim diye videoda. Aylardır duruyor bunlar odamda. Bar düşmesin diye buldukları çözüm bu olmuş. Bunu koyduğunuzda işte o boşluğu dolduruyor. Ama yani bütün malzeme bu ne kadar dayanabilir? Uzay spor buna çok çok daha iyi bir çözüm bulabilirdi. Bu çok kötü. Yani bu fiyattaki bir ürünle gönderilmemesi gereken bir şey. Ve uzay spora hiç yakışmıyor. Ben bunu dediğim gibi uzun bir süre önce aldım.
Umarım farklı bir şey yapmışlardır bunun yerine. Yapmışlarsa Uzay Spor yetkilileri yazabilir yorumlara ama bu çok kötü bir şey. Uzay Spor'a o yüzden PET'ten oldukça düşük puan veriyorum. Bir daha özetleyeyim size neleri kötüydü. PET'in kalitesi kötü. Birincisi PET'in kalitesi kötü. İkincisi bu boşlukları ayarlamanız gerekiyor ki set sırasında çıkmasın. Kendinizden uzağa bakacak yere ayarlamanız gerekiyor. Üçüncüsü de durmuyor. Bu dandik parça olmadığında burada durmuyor ve bu dandik parça da çok kötü gerçekten. O yüzden PET'ten çok düşük puan veriyorum Uzay Spor'a. Şimdi üçüncü konu Gymholics'in PET'leri. Çok net söyleyebilirim bunu. Gymholics'in beni en çok şaşırttığı nokta PET'leri oldu. Bu kadar güzel bir PET beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Fotoğraflarda birincisi bu kadar etli görünmüyor PET'ler, onu söyleyeyim. İkincisi de Uzay Spor'un PET'lerini de gördüğünü. Şimdi şunun PET'leri çekebilir misin? 1, 2, 3 parça PET. Biz de oldukça az SSB olduğu için çok seçmek şansımız yok. Ama yurt dışında tercih edilen SSB'lere baktığımızda çok büyük çoğunlukla tek parça PED'i olan SSB'ler tercih ediyor. Bunu daha konforlu, daha iyi buluyor kullanıcılar. Kullanmadım şahsen ama görüşüne güvendiğim hem inceleyiciler hem de elit sporcular hep tek PED'li olanları tercih ediyor. Ama Türkiye'de yok, tek parça üreten yok. Ben de nasılsa 3 parça, o kadar çok şey beklemiyorum, o kadar büyük olamaz PED'ler diye düşünüyordum. Ama PED'ler, birincisi o sertlik testini yapayım. Hiç pay yok neredeyse. İkincisi bu kaplaması çok daha iyi hissettiren bir suni derim muhtemelen ama çok daha güzel hissettiriyor. Üçüncüsü bakın bu en önemli nokta. Şurada bir sistemle, alyanlı bir sistemle muhtemelen sabitlemişler. Dönmüyor. Beni çekebilir misin? Uzay Spor'daki gibi dönen bir sistem yok ve boşluklu bir sistem yok. Yani her sete girerken bunu ayarlayayım, set sırasında çıkmasın diye bir şey yok. Bunları sabitlemişler, hareket etmiyor. Direkt gönül rahatlığıyla girip kullanabilirsiniz. Yani o dönme kısmı yok. Petler dönmüyor, çıkmıyor. Bu çok iyi. Petlerin kalınlığı çok daha iyi. Uzay Spor'a kıyasla petlerin kalitesi ve kalınlığı çok daha iyi. Ve o araya konulan, düşmesin diye konulan kötü malzeme gibi bir şey de yok. Zaten bir sistemle sabitlemişler. Ve hiç oynamıyor. Olması gereken de bu. Siz uğraşmamalısınız bu düşmesin diye. Bunu zaten çok sıkı tutan bir sistemi olmalı. PET konusunda çok 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 iyi buldum Gymholics'i. Hatta şöyle kısa bir gösterelim size. Bir tane de çıkardım bundan. Şöyle yan yana çekebilir misin bunları? Bence farkı görebiliyorsunuz. Hem kalınlık olarak, hem uzunluk olarak, hem kalite olarak. Bubar'ın petleri çok iyi. Yani şöyle bir arkamdan çekebilir misin? Güzel bir safety squat bar da siz bara girdiğinizde barın içinde siz kaybolmalısınız biraz. Yani barın petleri büyük, kallavi olmalı. Siz barın içinde kaybolmalısınız. Bar sizin içinizde kaybolmamalı. Böyle elit sporcuların fotoğraflarını koyacağım buraya. Adamlar kocaman, dev gibi adamlar. Ona rağmen bar kocaman görünüyor. Çünkü çok güzel, çok büyük petleri var. Yani bar kaybolmamalı, siz kaybolmalısınız barın içinde. Gymholics pet konusunda çok yüksek puan alıyor. Şimdi sonuç kısmına geçeceğim. Bu barları karşılaştırdık. Hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyeceğim ve bir iki bilgi daha vereceğim. Ama bundan önce küçük bir, belki iyi bir haber olarak bunu düşünebilirsin. Çünkü sürpriz paylaşayım sizle. Ben bu barı yeni aldım. Dediğim gibi bir ay oldu yaklaşık. Ben bu barı aldıktan hemen kısa bir süre sonra Gymholics bunun bir yeni versiyonunu yayınladı. Bundan bahsetmedim hiç videonun başında. Çünkü bu bar ile birebir aynı. Yani bu barda anlattığım bütün özellikler geçerli yalnızca biri dışında. Bu biraz olumsuz bir özellikti Gymholics için. İyi bir geliştirme yapmış bence. Şuraya bir parça ekleyerek barın kilosu kaç demiştim kameramanımız hatırlıyor mu? 15. Evet 15'ti. Standart 20 kiloya çıkarmış bunu. Bunu yapınca taşıma kapasitesi de biraz artmış ve devrilme sorunu ortadan kalkmış. Ama 25'te test ettiğimizde devrilmemişti de aslında. Yine de iyi bir geliştirme yapmış Gymholics.
Bu videodaki özelliklerin hepsini aynı düşünün ama bari ya, yalnızca 20 kilo artık. Bu aklınızda bulunsun. Eleştirdik bolca iki ürünü de. Ama yapıcı olmak önemli. Bu kısımda da bu barlardan neler daha iyi olabilir? Firmalar nasıl geliştirme yapabilir? Bunları anlatacağım. Gymholics'ten başlayayım. Onda daha az var çünkü bence geliştirme yapılabilecek alan. Birincisi barı 20 kiloya çıkartmak. Bunu söyleyecektim. Yaptı zaten Gymholics. Artık bar 20 kilo. Bu okey. Bunun dışında belki kameraman çekemez onu ama ben elimle göstereyim. Şu barların yanında, plaka yükleme kısmının yanında anti-cap dediğimiz bir şey vardı. Böyle bir kapak, genelde markanın orada ismi olur, barın kilosu yazar, milimetresi yazar. Gymholics burada bir plastik kullanmış. Olabilir ama daha güzel bir anti-cap koyabilir bence oraya. Gymholics'in logosunun olduğu daha hoş bir şey. Bu olabilir, kozmetik bir değişiklik. Bunun dışında pet tek parça olabilir. Bu iyi bir geliştirme olur bence ama Türkiye'de yok ve dediğim gibi pet, hani 3 parça bir petten hiç böyle bir performans, böyle bir büyüklük beklemiyordum. Benim beklentimin çok üstünde çıktı. Yani şart olduğunu söyleyemem. Petlerin kalitesi çok iyi. Belki tek parça bir tasarıma geçilebilir. Bunu söyleyebilirim ama şu haliyle de petler çok iyi gerçekten. Şimdi sıra Emektar Uzay Spor'da. Onda çok nokta var. İyileştirilebilecek, onu söyleyelim. Şimdi bunların ne kadarı uzay sporun elinde bunu bilmiyorum. Yani iyileştirebilir mi bunu bilmiyorum. Çünkü şu yüzden uzay spor bunları ithal ediyor. Bu toptan satıcıların olduğu, üreticilerin olduğu Alibaba gibi sitelere safety squat bar yazarsanız karşınıza çıkacak prototip model. Yani her yerde bu var. Düşük kalite toptan satılan safety squat barlar arasında. Bu yüzden bilmiyorum artık üreticisini mi değiştirir, başka bir yerden mi alır, kendi mi yapar ama biz yine de söyleyelim neler yapılmalı. Şu olay giderilmeli. Bu bir çözüm değil kesinlikle. Bu petlerin burada kalmasını sağlayacak bir sistem yapılmalı. İşte alta bir halka bile, Gymholics'in yaptığı gibi alyanlı bir sistem bile bunu burada tutar. Bu birincisi. İkincisi şu girme şeyi bu şekilde olmamalı. Bu hareket sırasında çıkıyor ve çok hem rahatsız edici hem tehlikeli bir durum. Bu olmamalı. Düştü zaten. Petlerin kalitesi iyileştirilmeli. Biraz daha kalın, biraz daha etli süngerler kullanılmalı. Barın gövdesi çok iyi. Buna hiçbir şey yapmasına gerek yok. Barda bulunan olması, burç olması ekstra gerekli değil ama güzel. Bunları koruyabilir. Barın 20 kilo olması güzel. Taşıma kapasitesi güzel. Barın açısı tabii bunu değiştir, kesinlikle değiştirmesi gerekiyor. Barın açısı yok şu an. Bakın görüyorsunuz paralel. Yükleme kısımları kollara paralel. Örneğin kollar buradaysa bunların önde olması gerekiyor. Uzay Spor barı açılı yapmalı. Bir, ikincisi de petlerini çok çok daha üst seviyeye taşımalı. Bunları yaparsa bar gövdesi sayesinde diğer SSB'lerin önüne geçebilir. Daha kaliteli bir gövde kullanıyor. Ama temel konuları kaçırmış, temel konuları düzeltmesi gerekiyor. Bir de şimdi tutuyorken hatırladım, bunlara değinmedik. Bu da bar gövdesinin bir parçası aslında. Tutma sapları. Gymholics'te normal boru profil var orada. Toz boya olduğu için ele gelen bir malzeme. Şöyle gösterebilirsin. Yani şu barfix aparatları gibi düşünün. Toz boyalı bir boru var burada. Buradan tutuyorsunuz, elinizden kaymıyor. Uzay Spor'da burada ekstra bir şey yapmışlar. Bu güzel çünkü bu metalin pürüzsüz kısmından tutamazsınız. Tutacak buraya kauçuğumsu, plastiğimsi bir malzeme koymuşlar. Ama bunda şöyle bir gıcıklığı var. Bakın çıkabiliyor. Yani aşağı doğru kuvvet uygularsanız hareket sırasında oynayabiliyor. Oynamayan bir şey olsa daha iyi olabilir burada. Bir de onu söyleyebilirim son olarak. Şimdi sonuç kısmındayız. Barları kıyasladık. Hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Açık ara Gymholics'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Uzay Spor'un üstün olduğu nokta bar gövdesiydi. Gerçekten daha kaliteli bir malzeme kullanmış. Normal bir olimpik bar gövdesi kullanmış. Plaka yükleme kısımları güzel. Rulmanı var vesaire. Ama anlamanız gereken nokta şu. Uzay Spor detayları iyi yapmış ama SSB'yi SSB yapan şeyler ya yok ya çok kötü. Yok dediğim hangisi? Barın açısı yok. Doğrudan paralel bir düşüş var. Bu birincisi. Kötü olan nokta da SSB'yi SSB yapan. Petleri çok kötü. Yani rahat bir pet olmadığı sürece SSB kullanmanın anlamı yok.
Yani SSB'nin olayı rahat olması, içinde güvenli hissetmeniz, zorlayabilmeniz kendinizi. Pad'ler güvenli hissettirmiyorsa, rahat hissettirmiyorsa normal bar kullanın zaten. Bar gövdesi konusunda uzay sporun hakkını veriyorum. Güzel, daha iyi olduğunu söyleyebilirim Jim Hollicks'ten. Pad konusunda Jim Hollicks açık ara önde. Bar açısı eğim konusunda Jim Hollicks önde. Ekstra bir şey yaparak değil aslında, olması gerekeni yaparak, o açıyı ayarlayarak öne geçmiş. Bu yüzden Jim Hollicks'e bu karşılaşmayı kazandığını söyleyebilirim açık ara. Çok daha rahat ederek kullanıyorum. Birkaç böyle hareket yaptığım şeyi de gösterebilirim. Buraya eklerim. Yani böyle ellerinizi çekmeye, ellerinizi bırakmaya çekinmeyeceğiniz bir halter Jim Hollicks. Bir konu daha var tabii. Bu da en önemli konulardan biri aslında. Buna değinmedim. Fiyat. Yani Jim Hollicks daha iyi ama Jim Hollicks iki katıysa onun, almaya değer mi diyebilirsiniz. Fiyat konusu daha da iyiydi. Şöyle, ben dedim ya, bir önceki versiyonu aldım ve hemen yeni bir versiyon çıktı. Benim aldığım versiyon 3500 TL'ydi. Uzay Spor'un sertifikatları 4500 TL. Bu ürün daha iyi ve 1000 TL daha ucuzdu. Göz kapalı bu ürünü tercih ederim ben. Ama Jim Hollicks yaptığı güncellemeden sonra ürüne bazı yenilikler, bazı iyileştirmeler getirdiği için fiyatını 4500'e yanlış hatırlamıyorsam çekmiş. Yani şu an fiyat olarak kafa kafayalar ama bu ürün daha iyi bir ürün. Fiyat aynı olduğu için rahat bir şekilde bunu tercih ederdim. Fiyat daha yüksek olsa belki o zaman bir tartışmaya girebilirdik ama aynı fiyatta daha iyi ürünü almak çok daha mantıklı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. SSB'leri nasıl buldunuz? Yorumlarda bekliyorum. Kullandınız mı Uzay Sporu veya Jim Hollicks'i? Sizin tecrübeleriniz nasıl oldu? Burada gördükten sonra almak ister miydiniz? Hangisi daha çok hoşunuza gitti? Merak ediyorum. Uzay Sporu daha çok hoşunuza gittiyse sıkıntı var.